Bültenimizde diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Tabi az önceki bültenimizin başında paylaştığımız gibi Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Denizli iş adamları Denizli Protokolü ile birlikte Mardin ve Şırnak'ta dostluk köprüleri kurması adı altında DENİB'in güzel bir projesi vardı. Bununla ilgili görüntüleri ekranlara getireceğiz. Bununla ilgili hatta birkaç haberi sizlerle paylaşacağız. İlk haberimizi hemen paylaşıyoruz. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Kızıltepe ilçesi Kız Meslek Lisesi'nin tekstil atölyesini törenle açtı. Mardin'e giden Bakan Zeybekçi havaalanında Mardin Valisi Ahmet Cengiz ile eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Mardin Milletvekili Muammer Güler, milletvekilleri Gönül Bekin Şahkolu Bey ve Abdurrahim Akdağ ile çok sayıda partili karşıladı. Bakan Zeybekçi ve beraberindekiler daha sonra Denizli'den gönderilen makinelerle Kızıltepe Kız Teknik Meslek Lisesi'nde oluşturulan Nihat Zeybekçi Tekstil Atölyesi'nin açılış törenine katıldı. Bakan Zeybekçi buradaki konuşmasında yatırımcıların her yere gitmediklerini, gidecekleri yerde ilk önce huzur ve istikrar aradıklarını söyledi. Yapmak üzere Van üzerinden Hakkari'ye indik. Hakkari'de temayül çalışmalarımız sırasında Hakkari'deki Halk Eğitim Merkezi Müdüresi yine bizim kızımız gibi, Özlem Hanım kızımız gibi bir kardeşimiz geldi. Dedi ki o zaman da milletvekiliyiz ve MKYK üyeliği görevlerimiz var. Bir de komisyon başkanlığı görevimiz var. Dedi ki ne olur dedi, bir tane makinamız var. O da bir çalışıyor, on duruyor. Aynen sözleriyle böyle söyleyeyim. Bize sağlam bir tane makina dedi. Bir tane konfeksiyon makinası. Bakın dedi, başında yüzlerce kız çocuğu bekliyor bu konfeksiyon makinesinin. Yüzlerce kız çocuğu orada bir şey öğrenmek istiyor. Makineyi öğrenmek istiyor, meslek öğrenmek istiyor. Kendi çeyizini yapmak istiyor. Burada geleneksel kıyafetlerini üretmek istiyor. Kendine bir umut ışığı ortaya koymak istiyor. Dediğinde hakikaten bizim için o sözün bittiği yerde orası. Dedim ki siyasette biz 3 altın kuralla hareket ettik hep. Söz verdik mi canımız pahasına tutmak ve doğru söyledik mi de doğru söylemek. 3. kural da emaneti ihanet etmemek ve ettirmemektir. Ama ben birincisini kullanacağım. Hayatımızda verdiğimiz tüm sözleri tuttuk. Eski İçişleri Bakanı ve Mardin Milletvekili Muammer Güler de çözüm süreciyle bu bölgede yaşayan huzur ve istikrarın güzel hizmetlerinin önünü açtığını belirterek bu huzur ve istikrar ortamının devam etmesini istiyoruz. Bölge insanı yeni iş imkanlarına kavuştukça huzurun da güvenin de tadını alacak dedi. Böylesine güzel bir hizmete vesile olmuşlar. Kendilerine kutluyorum. Ama değerli sanayicilerimizin, değerli Denizli'li iş adamlarımızın, başta Sayın Bakanımız ve değerli valilerimiz olmak üzere, değerli milletvekillerimiz olmak üzere böylesine güzel bir hizmeti kazandırdınız. Aslında balık tutmayı öğretmeye geldiniz. Balık yerine balık tutmayı öğreterek onlara bir imkan açtınız. Sayın Tanrıverdi Başkan çok güzel bir şey ifade etti. Bu toplantıda en çok önemsediğimiz konu o olacaktır. Sevgili öğrenciler, sizlerin çalışma konularınızla ilgili iş imkanları bulma anlamında çok güzel bir söz verildi burada. Olayın sürdürülebilir olması, verimliliği sağlayabilmesi açısından çok önemli olduğuna inanıyorum. Denizli gerçekten de Türkiye'de girişimcilerin, Türk ekonomisinin ve Türkiye mucizesinin yaratılmasındaki emekleriyle temayüz etmiş çok değerli insanlar, hayırseverlikleriyle de öne çıkmış değerli sanayiciler ve iş adamları. Onların bu örnek davranışına ben de buradan çok teşekkür ediyorum. Vali Ahmet Cengiz de bir batı ilinden bir doğu iline yapılan yardımı anlamlı bulduğunu dile getirdi. Bir batı ilinden bir doğu iline, hemen hemen en batıdan en doğuya bu seferi, bu seyahati ben de çok anlamlı buluyorum. Atölyenin açılışına Denizli Valisi Abdülkadir Demir, Türkiye İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Büyükelçi, Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kocasert ile Denizli'den giden çok sayıda iş adamı katıldı. Biz de ben böyle bir yapacaksınız.